I'm a child with an animal soul. I don't belong here. I don't belong. Benim adım Beste Kanter. 95 doğumluyum. İzmir'de yaşıyorum. Karşıyaka, Zübeyde Hanım Parkı karşısında büyüdüm. Tam karşısındaydı parkın. Ormana açılıyor gibi bir his vardı. Orada büyümüş olmak bence en büyük şanslarından birisiydi. Bodies of our mothers. Annem rehber öğretmen, babam çiftlik danışmanlığı yapıyor ve Efe adında bir abim var. Ve şu anda da Efe evli ve kardeşim adında bir de ablam olmuş oldu. Dünyalar tatlısı bir ailem var bence. Wrap me in. I'm a child with an animal soul. I don't belong here. Çok güzel bir hayatımız varken, çok güzel komşularımız ve arkadaşlarımız varken İzmir'de bir anda babamın işleri ve anneannemle dedemin hastalığı nedeniyle Ankara'ya taşınmaya karar verdik. Ve hayatımızın 3 senesi Ankara'da geçti. Her gün bir aile nöbet tutuyordu dedemlerin evinde onlara bakmak için. Ve pazar günleri hep beraber piknik yapıyorduk. Birlikte gülmeyi, ağlamayı o kadar güzel deneyimledik ki şu an çok şükür doluyum o yıllara. İzmir'e geri döndük. Liseye başlarken sanat merkezinde Murat Ertuğrul'da tanıştım. Ve gitar dersi almaya başladım. Ve Murat'la tanışmam zaten tüm hayatımı değiştirdi. Oradaki ortam çok güzeldi ve sanatla bu kadar haşır neşir olmak ve böyle sanatçılarla birlikte bir arkadaş grubum olması çok güzel bir deneyimdi. Tam böyle lise sona geliyorum artık ve sayısal okuyorum. Ne olacağım belli değil. Moda mı okuyayım, psikoloji mi okuyayım, mimarlık mı okuyayım? Böyle hepsi apayrı alan olan birçok şey düşünürken Murat dedi ki Beste neden müzik öğretmenliği okumuyorsun? Çünkü öğretmen konusunda iyisin, sabırlısın. Ben de çok mantıklı buldum ve son sene böyle beni hazırladı. Ve onun sayesinde, onun desteğiyle Yaşar Üniversitesi müzik bölümüne, gitar bölümüne girdim. Sonra pek mutlu olmadım bu konuda. Müzik okumak istemediğimi anladığım halde ne okumak istediğimi bilmediğim için 4 yıl, 5 yıl okumuş oldum. Üniversitede 3 kız Avrupa gezisine çıktık. Ve orada böyle hayatım değişti yani, bakış açısı olarak değişti. Dedim ben gezmeye olacağım, yani beni tutmayın. Çok az yer gördüm. Tüm dünya gezmem lazım moduna girdim. Yani çok imkansız bir noktada görmemek lazım bazı şeyleri. Özellikle gezmek, olduğun yerden, İzmir'den bile çıkmak bence çok farklı bir bakış açısı getiriyor. Bu hani daha iyi veya daha az gelişmiş bir şehir olmasına gerek yok. Neresi olursa olsun her gittiğin, gördüğün yer apayrı bir bakış açısı katıyor bence. Üniversite tam bitmeye yakın bizim Murat'la ilişkimiz başladı ve YouTube projemiz vardı. Murat'ın da ayrı bir projesi vardı, benim de ayrı bir projem vardı. Dedik ki biz bunları birleştirelim. Sonra bu konuda bayağı bir çalıştık. Yani bir yıl boyunca isminden, logosuna, içeriğine vesaire her şeyi böyle yazdık ettik ama o kadar oyalandık ve o kadar erteledik ki bunu ne yazık ki gerçekleştiremedik. Sonra 2018 yılı başladı ve bir felaketle başladı. Murat'ın babası Osman amcayı kaybettik. Bu herhalde bize çok büyük bir tosam oldu. Yani herkes için böyledir ama yani Murat'ı öyle görmek ve elinden bir şey gelmemesi ve Osman amcanın kalbi zaten ağır bir durumdu. Biz böyle bir süre zaten kendimize gelemedik. Trail of Us diye bir YouTube kanalının meditasyon üstüne bir videosunu izledim. Videoyu kapattım ve meditasyon uygulamasını indirdim. Tüm o içimdeki birikmişliği meditasyon sayesinde atmış oldum. Güçlü durmam gerekiyordu Murat için. Özellikle bu belki de hani beni başlatmaya itti.
Çünkü çok duygusal bir insanım ve meditasyon beni çok daha olanı olduğu gibi görme, olduğu gibi kabul etme ve bir şekilde devam etme gücü verdi. Öyle bir tesadüftü ki yani benim meditasyona başlamam. Hiçbir şeyden habersiz. Murat bir anda babasından 6 ay sonra yakın bir arkadaşımız Engin'le birlikte kaza yaptılar. İki büyük olay beni bence ayakta tuttu. Öncelikle Osman amcanın ölümünden sonra Murat'ın üzüntüsünü onunla birlikte yaşıyor olmak ve son 6 ayının bu böyle geçtiği düşüncesi bana çok sert geldi. Yani ya odama kapatacaktım kendimi ve ağlayacaktım yani saatlerce ve Murat geri gelmeyecekti. Ya da harekete geçecektim bir şekilde. Burs kazandım Lisbon'dan ve cenazeden 10 gün sonra uçaktaydım. Ve ben haftanın her günü Portekiz'e eğitim aldım, bir programa gitmiş oldum. Bu çok kafamı dağıtmama iyi oldu. Lisbon'da nasıl ayakta durdum? Herkesi bilgilendirdim, herkese dertleştim. İçime atmadım, böyle bir şey yok demedim. Yani ilk günden beri olayın varlığını kabul edip yüzleşmek için her şeyi yaptım diyebilirim. Türkiye'ye döndüm ve Efe ile Kardelen'in düğünü olacaktı. İptal olmasını istediler ama üstten 3 ay geçmişti ve ben iptal etmemeleri için çok ısrar edince etmediler. Bir anda işte düğün oldu vesaire. Çok karmakarışık bir hayat. Hani resmen hayatta ölüm de var, doğum da var, düğün de var, işte cenaze de var, her şey. Tüm acı ve sevinci aynı anda yaşadığımız bir dönemdi. Murat'ın ölümünden sonra alan değiştirdim. Zaten müzik yapmak istemediğimi biliyordum ve makrame yapmaya başladım. Kendimi bir makrame sanatçısı olarak ama biliyorum en azından şu an. Bu sefer gezmeye daha çok odaklandım. Yani bu bende ertelediğim her şeyi ertelememe huyu kazandırdı. Biraz abarttım belki. Hani bu sefer yerimde duramamaya başladım. Portekiz'e çok büyük bir bağım var. Portekiz'e iki kere daha geri döndüm. Ve Faro'da etkinlik danışmanlığı yaptım. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlardan durmadan harcadım şu gözlerimi, al kurtar şu aranıp duran. Ve şu an karantinadayız ve çok ilginç. Yani bu kadar kaçtığım bir durgunluk halini şu an bu hastalık yüzünden, bu korona yüzünden ilk kez yaşıyorum. Giden gidiyor, olan oluyor. Zaten bir şey durduramıyoruz. Ve hep kendimizi baş başayız. Ben hayatımın en büyük acısını çeksem, en büyük mutluluğunu da yaşasam, başımı yastığıma koyduğuma tek başımayım. O zaman kendimden ne çıkarabilirim? Buna odaklanmamız lazım diye düşünüyorum. Çok böyle akıl verir gibi olmak istemiyorum ama uçuşlar, açlar, çoklar, hepsi uyusun. Herkes bulsun, bunlar yokken biz onu unutuyoruz.